أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabının üzerine olsun inşallah. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli abilerimin, kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki şerefiniz arttırılsın. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki günahlarınız affedilsin. Buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, bu akşam tekbir ile başlayıp selam ile son bulan, belirli söz ve amelleri içerisinde cem eden mübarek bir ibadeti gündeminize taşıyacağım. Bu ibadet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünün nuru, müminlerin miracı, Allah dostlarının durağı, bütün müminlerin, alemlerin Rabbi olan Allah'a en yakın oldukları namaz ibadetidir. Namaz, imandan sonra müminlere yüklenen ilk görev, mümin olmanın alameti farikalarından bir tanesidir. İslam'ın temeli tevhiddir. Tevhid, Allah'ı birlemektir. Namaz ise Allah'la birlikte olmaktır. Namaz, Allah'ı öncelemek ve Allah'ı önemsemektir. Namaz bir muhasebedir. Bir kulun, müminin günde 5 defa kendisini hesaba çekmesidir. Namaz bir muhakebedir. Bir Müslümanın günde 5 defa kendisini sorgulamasıdır. Namaz bir muharebedir. Bir Müslümanın günde 5 defa nefsiyle, şeytan ve dostlarıyla verdiği amansız bir savaştır. Kardeşlerim, namaz anmaktır, anılmaktır, arınmaktır ve adanmaktır. Namaz bütün peygamberlerin ilk ve son durağıdır. Namaz İbrahim aleyhisselamın "Ey Rabbim, beni ve soyumu namazı dosdoğru kılanlardan eyle" diyerek duada alemlerin Rabbi olan Allah'tan talepte bulunduğu ibadetin adıdır. Rabbimiz namazını dosdoğru kılan, namazla dirilen, namazla alemlerin Rabbi olan Allah'tan beraat eden kulların arasına bizleri alsın. Kardeşlerim, namaz gibi önemli bir meseleyi bütün izahatlarıyla önünüze koymam benim ilmimin yeteceği bir iş olmadığı gibi vaktimizi de aşacak bir konudur. O yüzden Allah nasip ederse bir mümin için amellerin en faziletlisi olan namazın onun dünyasında ne yer etmesi adına 3 hususa değineceğim. Sadece 3 hususa. Namaza muhabbet besleyeceğimiz, namaza boyun eğeceğimiz, namazın içerisinden şevk alma adına 3 başlıkla inşallah bu akşamki sohbetimi tamamlamaya çalışacağım. Bundan önce bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de
namazı emrederken namazınızı dosdoğru kılınız. Namazı ikame ediniz diye emretmektedir. Rabbimiz kitabında namaz kılanlardan bahsederken namazını dosdoğru kılan, namazını ikamet edenler diye bahsetmektedir. Ancak ne olur dikkat edin. Allah namazında tembellik ve gevşeklik gösteren Müslümanlara da musallin, namazını kılanlar olarak bahsetmiştir. O yüzden bizler kitapta ve sünnette namaz kılmaya çağrılmayız. Namazı ikame etmeye çağrılırız. Namazı dosdoğru kılmaya davet ediliriz. Namazı ikame etmek demek, namaz kılınacak bir toplumu inşa etmek demektir. Namazını dosdoğru kılan nesillerin yetişmesi için mücadele etmek demektir. Namazını dosdoğru kılmaksa kıyamı, kıraati, rükûyu ve secdeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uydurarak, tadili erkana dikkat ederek kılmaktır. Rabbim bu söylediğimize boyun eğmeyi bizlere nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, namaz ile ilgili atacağım birinci başlık şu: namaz Rahman ile muhabbetin yeridir. İmam Müslim sahihinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten bir olay nakleder. Ebu Hureyre bir gün sahabelere Peygamber aleyhisselamdan şu sözleri aktarır: kim namaz kılar da onda, yani namazda Ümmül Kitab'ı okumazsa o namaz noksandır. Noksandır, noksandır, tam değildir buyurur. Sahabelerden biri Ebu Hureyre'ye döner, der ki: ya Ebu Hureyre, biz cemaatle de namaz kılmaktayız. Hani kendimiz mescit içerisinde, evimizin bir köşesinde namaz kılarken Ümmül Kitab'a, kitabın anasına, kitabın esasına, İmam Mevdudi'nin ifadesiyle Kur'an'ın mukaddimesine, ön sözüne dikkat edelim, kıraat edelim. Ancak imamın arkasında nasıl yapacağız dercesine bir sorudur. Ebu Hureyre muhatabına döner, der ki: o zaman sen onu içinden gizli bir şekilde oku. Neden peki? Şimdi bizi asıl ilgilendiren bundan sonra söylenecek olan kelimelerdir. Çünkü ben Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı şöyle buyururken işittim. Allah azza ve celle buyurmaktadır ki, yani bu sözler bu andan itibaren Muhammed aleyhissalatu vesselam'a ait değil. Kime? Allah'a aittir. Yani hadisi kutsidir. Bakın Allah şöyle buyuruyor: ben namazı, parantez açıyoruz, Fatiha suresini, kulumla kendim arasında ikiye ayırdım. Yani Fatiha suresinin ilk kısımları Allah'a aittir. Çünkü Allah orada övülmektedir, Allah anılmaktadır, Allah yüceltilmektedir. Son kısımlar da kula aittir. Çünkü kul alemlerin Rabbi olan Allah'tan talepte bulunmaktadır. Ben kulumun duasını, isteğini ona bıraktım diyor. Ve bakın şimdi ne olur aziz dostlarım, bütün yorgunluğunuzu bir kenara atın. Bütün sıkıntınızı bir kenara terk edin. Ne olur şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildireceği şu sözlere kulak verin. Kul, elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd, şükür, teşekkür, övgü, sena alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir dediği zaman Allah, kulum beni, bana hamd etti der. Allahu Ekber. Kul, Errahmanirrahim. O hamd edilen, bütün alemlerin Rabbi olan Allah, bu dünya hayatında insanlara, hayvanlara, nebatata, yarattığı bütün mahlukata karşı Rahman'dır. Yani merhamet sahibidir.
Aynı zamanda o Allah kıyamet gününden sonra ahiret hayatında sadece kalbinde iman edecek olanların rahimidir. Yani merhamet sahibidir. Allah der ki kulum beni övdü. Allahu Ekber. Kul Maliki Yevmiddin. Allah nasıl bu dünyanın hakimi ise, sahibi ise, otoritesi ise, hükümdarı ise, sultanı ise, aynı Allah kıyamet gününden sonraki hayatın tek sahibi, tek söz sahibidir dediği anda Allah kulum beni yüceltti buyurur. Kul İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. Ancak sana ibadet ederim. Şirki terk eder. İnsanları gösterişe sırt çevirip sadece seni memnun etmek için ibadet ederim deyip bundan dolayı da Allah'ım falancalardan değil, filancalardan değil, sadece senin büyüklüğüne sığınarak senden yardım isterim dediğinde ne olur şimdi buraya dikkat et. Allah diyecek ki burası benimle kulum arasında müşterektir. Kulumun istediği kendisine verilecektir. Allahu Akbar. Çünkü bir tarafta İyyâke na'budu, Allah'ım ancak sana ibadet ederim. Hiçbir şeyi sana ortak koşmam. Müşriklerin, kafirlerin nitelemelerine aldırmam. Sadece sana boyun eğerim vardır. Bu Allah'a aittir. İyyâke nesta'in. Senden yardım dilerim kısmı da kula aittir. Kulun istediği kendisine verilecektir. Ve kul devam ediyor. İhdina sıratal mustakim. Bizi dost doğru yola ilet. Peki kimin yoluna? Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Peygamberlerin, nimet verilenler olarak geçen peygamberlerin, sıddıkların, salihlerin, şehitlerin yoluna bizi ilet ya Rabbi. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Nimet verdiklerin kimselerin yoluna. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Gazaba uğramış Yahudilerin, sapıtmış Hristiyanların yoluna değil dedikten sonra Allah der ki burası kulum içindir. Tamamen bütün istedikleri onlara verilecektir. Allahu Ekber. Aziz dostlarım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde talebesine seslenen, talebesini öven, talebesinin her ihtiyacını karşılayacağını vaat eden bir hocadan bahsetmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde işçisini seven, işçisini öven, işçisinin bütün haklarını vereceğini vaat eden zengin bir patrondan bahsetmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde milyonlara hitap eden, onların içerisinden bir kişiyi çağırıp taltif eden, iltifat eden bir devlet başkanından bahsetmiyor. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem yerlerin ve göklerin meliki, sayılamayacak, hesaplanamayacak bütün nimetlerin tek sahibi, eşya üzerinde otoritesi olan, hükümran olan, aziz ve hikmet sahibi Allah'ın namaz içerisinde kullarını işitmesinden, kullarına cevap vermesinden, iltifat etmesinden bahsetmektedir. Allahu Akbar. Bir mümin için ne kadar büyük bir şereftir. İzzet sahibi olan Allah'ın aciz olan kullarını anması, sözlerine iltifat etmesi ne büyük şereftir aziz dostum. Bir devlet başkanının, bir sanatçının, bir akademisyenin, bir kanaat önderinin iltifat etmesini ağzı sulanarak anlatanlar, bu toplum içerisinde şımararak bu mevzulardan bahsedenler dururken ne olur şimdi sen düşün. Şu mescidin içerisinde, evinin bir köşesinde ne olur şimdi beni ayıplama, bana kızma,
ben senden şimdi bir talepte bulunacağım. Ne olur hepimiz gözlerimizi kapatalım. Mescidin bir köşesinde kendimizi düşünelim. Kimi Mescid-i Haram'da düşünsün kendini. Kimi Mescid-i Aksa'da düşünsün. Kimi Mescid-i Nebevi'de düşünsün. Kim nerede mutmainse, kim nerede huzur bulacaksa orada kıbleye yönelsin. Ne olur gözlerimizi kapatalım. Ellerinizi tekbir alıp alemlerin Rabbi olan Allah'a yöneldiğinizde ne olur kardeşlerim? Şimdi Allah'ın huzurundayız. Allah'ın karşısındayız. Zengin olan, cömert olan, aziz olan Allah'ın karşısındayız. Ve sen başlıyorsun kardeşlerim. Kıyam üzerinde Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ne olur dur. Düşün. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Düşün. Bütün alemler, görünen görünmeyen bütün her şey, bütün mevcudat sadece ve sadece Allah'a aittir. Verdiği nimetler adına, verdiği nimetler sayısınca Allah'ım sana hamd olsun dediğinde ne olur? Aziz dostum ne olur? Kulaklarını dik, yedi kat göğün üzerinden aziz olan Allah'ın şu sesini işitmeye çalış. Kulum bana hamd etti. Sonra devam et. Errahmanirrahim. Rabbim sen bana merhamet sahibisin. Rabbim sen her daim merhametini üzerimde celbettin. Ya Rabbi sen merhametini, lütfunu, keremini benim üzerime satır satır işledin. Sana hamdolsun diye dur, düşün ve ne olur kulaklarını yine göğe dik. Rahman olan Allah'ın sesini işitmeye çalış. Kulum beni övdü. Sonra devam et. Maliki yevmiddin. Bütün kralların, bütün meliklerin, bütün sultanların, bütün zorbaların, bütün vahşi hayvanların, bütün kahpelerin, bütün zalimlerin, kendisini müstekbir hale getirenlerin zelil bir şekilde, aciz bir şekilde Rahman'ın huzurunda durulacağı günün sahibi sadece Allah'tır dediğin anda ne olur yedi kat göğün üzerinden Rahman'ın şu sesini işitmeye çalış. Kulum şanımı yüceltti. Sonra dön devam et. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Allah'ım ben bu yeryüzünde sana ortak koşmadım. Şirkten beri durdum. İnsanların küfür etmesinden, sana ortaklar koşmasından kaçtım. Ben seni tevhid ettim. La ilahe illallah dedim. Peygamberin yolundan yürüdüm. Taşlandım, küfür yedim, hakaret yedim, yalanlandım. Asla bundan vazgeçmedim. Sadece seni otorite kabul ettim. İyyâke nesta'in. Bundan dolayı da sana boyun eğdim. Sadece senden yardım istiyorum. Falancaların gafslarından değil, falancaların şeyhlerinden değil, falancalardan değil. Sadece senden istiyorum. Sonra Rahman'ın şu sesini işitmeye çalış. Burası kulumla benim arasında müşterektir. Kulumun istediği kendisine verilecektir. Sonra yine Rahman'a yürü. Allah'a yalvar. İhdinas sıratal mustakim. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Allah'ım Adem aleyhisselamdan Muhammed aleyhisselama kadar gelmiş bütün peygamberlerin, bütün salihlerin, peygamberlerin, havarilerinin, sıddıkların yoluna beni ilet. Adımlarımı onların adımlarıyla eşdeğer kıl. Onların yolundan beni ayırma. Sırattan bir karış dahi ayırma. Asla beni şeytanın yoluna ayırma. Ve ya Rabbi, melun olan Yahudilerden, sapıtmış olan Hristiyanların akidelerinden, amellerinden, sözlerinden, düşüncelerinden beni koru diye yalvar. Ve Rahman'ın şu sesini işitmeye çalış. Burası tas tamam kuluma aittir ve istediği verilecektir. Ey aziz kardeşim, vallahi şimdi sana soruyorum. Bu senin boynuna vurulacak çok büyük şereftir.
bir mümin için en büyük izzettir. Sessiz bir şekilde seslenişinin, zikredişinin, alemlerin Rabbi olan Allah'ı anışının mükafatı gökyüzünde anılmak olacaktır. Ne olur biraz daha düşün. Şu an Mescid-i Haram'ın içerisinde kendini düşün. Yüz binlerce insanın tek bir imamın arkasında saf saf namaza durduğunu düşün. Haçta kendini düşün. Milyonlarca insan namaz kılıyor. Bir imamın arkasında dizilmişler. İmam elhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ım milyonlarca insan adına, milyonlarca insanın vekaletini üzerime aldım. Onlar adına sana hamd ediyoruz. Seni birliyoruz. Senin yolunda gayret ediyoruz. Bizi şirke bulaştırma, Yahudilerin yoluna bulaştırma diyerek namazını bitirdiğinde, hele o namazın içerisinde salihler varsa, abidler varsa, zulme uğramış Arakanlı varsa, yok edilmeye çalışılan Gutalı varsa, Allah da o namaz kılanlara yönelse, iltifat etse, o salihlerin hatırına ben bütün kullarımı affediyorum. O 8 milyon hacıyı affediyorum. O 8 milyon umreciyi affediyorum. Mescid-i Haram'da namaz kılanları affediyorum. Dediğine şahit olsun kardeşim. Var mı daha bundan büyük şeref aziz dostum, ne olur? Sen söyle. Bundan daha büyük izzet var mıdır? Varsın şanın yürümesin. Varsın yeryüzü ehli seni tanımasın. Gök ehli seni bildikten sonra, göğün Rabbi seni andıktan sonra, vallahi yeryüzünde sana verilecek en büyük şeref budur. Seni bu şerefe getiren tek şey de namazdır aziz dostum, namaz. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yine dudakları arasından bize şunu haber veriyor. Ben kulumun zannı üzereyim. Yani kulum beni nasıl zannediyorsa, kendisini affedeceğimi düşünüyorsa, kendisini bağışlayacağımı düşünüyorsa, her konuda kendisine yardım edeceğimi düşünüyorsa, ben onun zannı üzereyim. O yüzden kardeşlerim, peygamberim şöyle diyor. Allah'a hüsnü zan besleyerek ölün. Allah beni affetmez. Allah beni bağışlamaz. Allah bana yardım etmez. Bu borcun altında Allah beni yok edecek deme. Guta'da yok olacağız deme. Filistin'de yok olacağız deme. Lübnan'da yok olacağız deme. İsrail bizi kahredecek deme. Hüsnü zan besleniyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dudakları arasından Allah bize sesleniyor. Kul beni ne ile zannediyorsa ben ona o şekilde yaklaşacağım diyor Allah azze ve celle. Allah yardım edecektir. Allah merhamet edecektir. Allah bağışlayacaktır. Allah affedecektir. Allah görendir. Allah bilendir. Allah işitendir. İktidar ve kuvvet Allah'a aittir. Göklerde ve yerde nice orduları vardır. Yok olacak Amerika. Yok olacak İsrail. Yok olacak İngiltere. Yok olacak Rusya. Yok olacak İran. Yok olacak Suriye. Yeryüzünde iktidar Allah'ın taraftarlarının olacaktır. Allah'a yeminler ediyorum. Vallahi bu olacaktır. Allah'tan yana zannımız budur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Allah buyuruyor ki, kulum beni andığı an ben onunla beraberim. Allahu Ekber. O beni yalnız başına andığında, zikrettiğinde ben de onu yalnız zikrederim. Ne demek biliyor musun Hacı abi bu? Bu ne demek biliyor musun Lokman abi? Sen mescidin bir köşesinde, yolda yürürken, metroda giderken, inşaatta çekici vururken, Allah dediğin anda Allah kulum diyecek diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Sen elhamdülillah dediğin an Allah diyecek ki kulum hamd etti. Sen la ilahe illallah Allahu akbar dediğin an kulum doğru söyledi diyecek, tasdik edecek Allah. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kulum beni bir meclisin içerisinde, bir topluluğun içerisinde, ister beş vakit namaz kılarken en önde, isterseniz şu sehpada, isterseniz ayakta, hiç fark etmez. Kul beni bir topluluğun içinde andığında, zikrettiğinde Allah buyuruyor ki ben de onu daha hayırlı bir topluluğun içerisinde anacağım. Allahu Ekber. Nasıl mı? Muaviye radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün
mescitte ilim halkası kurmuş olan ashabının, arkadaşlarının yanına gelir. Onlara der ki, burada oturmanızın sebebi nedir? Sizi burada oturtan etken nedir? Sahabeler der ki, İslamiyet'i bize nasip ettiğinden dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için biz burada oturuyoruz. Allahu Ekber. İslamiyet'i bizlere nasip ettiğinden dolayı. Var mı bundan dolayı zikir halkası oluşturanlar? İslam'la müşerref olduğundan dolayı beraber meclisler kurup alemlerin Rabbi olan Allah'a yalvaranlar, yakaranlar, ağlayanlar, hamd edenler, sena edenler, övgü yapanlar mı? Yoksa senin ve benim gibi Allah'tan halen, yahu ben olmasaydım, ben Müslüman olmasaydım, ben İslam'la müşerref olmasaydım diyerek halen Rabbine karşı bu anlamda sızlananlardan mıyız? Subhanallah. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki, gerçekten siz Allah'ı zikretmek ve hamd etmek için mi burada oturuyorsunuz? Tabi sahabe tereddüt etti. Peygamber vahiy alan bir kimse. Acaba Allah içimizden bir kişinin kalbine şahitlik etti de bir problemi peygamberine mi bildirdi? Dediler ki, yeminler olsun ya Resulallah, biz buraya bundan dolayı oturuyoruz. Bu sefer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara döndü, dedi ki, ben asla size inanmadığımdan dolayı yemin ettirmedim diyor. Benim böyle bir derdim yok. Yani siz yalancı mısınız? Doğru mu söylüyorsunuz? Hele bir yemin edin de demedi Peygamber aleyhisselam. Peygamber aleyhisselam bir şeye şaşırmıştı. Peygamber aleyhisselam bir şeyi müjdelemek için gelmişti. Dedi ki, az önce Cebrail geldi. Allah meleklerine karşı bu meclisteki ilim halkasını iltifatta bulundu. Allahu Ekber. Allah meleklerine karşı o kullarını övdü diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın bu hadis Müslim'de zikir bölümünde geçiyor aziz dostlar. Sen büyük bir kalabalığın içinde sadece Allah'ı andığın an, Allah günahsız, sürekli ibadetle meşgul olan meleklerin karşısında seni anmaktadır. Sen Allah'ı yücelttiğinde Allah da gök ehline övünmektedir. Elhamdülillah. Allah-u Teala namazlarımızı bu ruh ile, bu coşku ile, bu imanla yapmayı bizlere nasip etsin. Kıyamda alemlerin Rabbi olan Allah'ı zikrettiğinde, rükuda ve secdede alemlerin Rabbi olan Allah'ı andığında, yücelttiğinde, yedi kat göğün üzerinde arşın sahibinin de kendisini andığını, zikrettiğini, övdüğünü düşünerek namaz kılmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Kardeşlerim, atacağım ikinci başlık, hava sıcak, hakkınızı helal edin. Atacağım ikinci başlık, namaz kulu hem harama gitmekten korur, hem de günahlarının bağışlanmasına vesile olur. Kardeşlerim, namaz mümin bir kulun büyük haramlar işlemesine engel olan bir el gibidir. Namaz şeytanın vesveselerine karşı mümin erkek ve mümin kadınları koruyan bir kalkandır. O yüzden namazını dosdoğru kılan Müslümanların bilerek büyük günahlar üzerinde ısrarcı olmaları beklenemez. Ankebut suresi 45. ayetinde alemlerin Rabbi olan Allah bu konuya açıklık getirmiştir. Buyuruyor ki Rabbim, sana kitaptan vahyedileni oku, dikkat edin şimdi, ve namazını dosdoğru kıl diyor. Kime? Muhammed aleyhissalatu vesselama. Sana kitaptan vahyedileni oku ve namazını dosdoğru kıl. Namaz kıl demiyor Allah. Namazını diyor dosdoğru kıl. Gerçekten namaz kişiyi münkerattan, fahşadan korur diyor alemlerin Rabbi olan Allah. Ama buna rağmen hiçbir Müslüman meleki bir özelliğe sahip de değildir. Büyük günahlardan korunmak için mücadele eder. Kiri, pası, kokusu onun bedenine, zihnine, amellerine, elbisesine sirayet eder.
Veya bilerek bilmeyerek küçük günahlar onun paçasından yakalar. İşte bundan arınmanın bir diğer adı da kardeşlerim namazdır. Namazdır kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bizim gibi böyle mescitte sahabelerle otururken onlara şunu soruyor. Diyor ki birinizin kapısından bir ırmak aksa, bir nehir aksa ve o kişi günde 5 defa o ırmakta yıkansa üzerinde kirden bir eser kalır mı? Sahabeler demişler ki hiçbir kir kalmaz ya Resulallah. Allah Resulü de demiş ki işte 5 vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlar vesilesiyle onların hatalarını yok eder. Bu hadis muttefekun aleyh, Buhari Müslim hadisi. İmam Ahmed bin Hanbel Ebu Zer radıyallahu anh'ten şöyle bir olay naklediyor. Allah Resulü kış aylarından birinde dışarı çıkıyor. Ebu Zer radıyallahu anh'ı görüyor. Şöyle bir ağacın iki dalını tutuyor, sallamaya başlıyor. Sallayınca yapraklar yere düşüyor. Allah Resulü Ebu Zer radıyallahu anh'a yöneliyor. Diyor ki ya Ebu Zer, yüce Allah'ın rızasını kazanmak için namaz kılan müminin, Müslümanın günahları bu ağaçtan dökülen yaprakların döküldüğü gibi dökülmektedir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muhaddisler diyor ki bu iki hadis için. Peygamber aleyhissalatu vesselam karşısındaki sahabe veya sahabeler bu mevzuyu daha rahat bellesinler, daha rahat ezberlesinler, daha rahat anlasınlar ve daha rahat yaşasınlar diye örnekleme metodunu kullanıyor. Ve bize şunu öğretiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz bir suyu maddi kirli, bir suyun maddi kirleri nasıl def eden özelliği varsa en güzel temizlik aracı sudur. Nasıl maddi kiri, pası, tahareti atıyorsa namaz da müminin manevi kirlerini atar. Kış veya sonbahar nasıl yaprakları yere düşürüyorsa namaz da o kış ve sonbaharın gücü gibi müminin amel defterindeki kusurları yere döker. Rabbim böyle bir namaz kılmayı bizlere nasip etsin. Ebu Umame radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam bir gün mescitte otururken bir tane sahabe geliyor. Diyor ki ya Resulallah, cezayı hak edecek, had uygulanabilecek bir günah işledim. Başka rivayetlerde nedeni açıklanıyor. Yani burada gündem etmeyeceğim. İsmini de zikretmeyeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sesini çıkartmıyor. Sahabe ısrar ediyor. Diyor ki ya Resulallah, cezayı gerektirecek bir günah işledim. Bana haddimi uygula, cezamı uygula. Resulullah aleyhisselam yine ses çıkartmıyor. Kamet getiriliyor. Müminler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaza duruyor. Namaz bitiyor. Peygamber aleyhisselam mescitten çıkarken sahabe arkasından kendisini takip ediyor. Ebu Umame de o ikisini takip ediyor. Ebu Umame'nin derdi sahabe nasıl bir günah işlemiştir değil. Onlar bunun harcı insanlar değil. Böyle basit işlerle uğraşmazlar. Ebu Umame'nin bir derdi var. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu mevzuyu nasıl çözecek? Ebu Umame onları takip ediyor. Peygamber aleyhisselam dönüyor, adama yöneliyor. Diyor ki sen evinden çıkarken abdest almadın mı? Aldım ya Resulallah. Peki mescide gelip bizim arkamızda namaz kılmadın mı? Kıldım ya Resulallah. İşte bundan dolayı da diyor Allah seni bağışlamıştır. Allahu Ekber. Allah seni affetmiştir. Diyorlar ki muhaddisler, evet bu küçük bir günahtı. Büyük bir günah değildi. Değilse Peygamber aleyhisselama aşikane bir şekilde anlatırdı. Meseleyi izah ederdi. Resulullah haddi uygulardı. Asla bundan geri durmazdı. Ama küçük bir günahtı. Namazla affedilecek, abdestle bağışlanacak bir günahtı. Yalnız dikkat edin kardeşler. Burada önemli etken ne biliyor musun Özcan abi? Enes bin Malik'in bir sözü zuhur etti. Ne dedi tabiine biliyor musunuz? Siz kıl kadar bir günahı önemsemezken, hiç kale almazken, umursamazken
biz bu günahları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde helak eden günahlar arasında görürdük diyor. Allahu Ekber. Sahabenin derdi bu kardeşlerim. Küçük bir günah dahi olsa Peygamber aleyhissalatu vesselamın gölgesini takip etmeye iten o günahın yarın karşısına çıkartacağı büyük sorumluluktur. Ve Peygamber aleyhisselam ona bir şey öğretti. Namaz, abdest, küçük günahların temizleyen, amel defterinden döken bir arınma ilacıdır. Allah-u Teala anlamayı bizlere nasip etsin. Kardeşlerim, 5 vakit namaz, 2 cuma arasında yapılan bütün küçük günahların affedileceğiyle alakalı Resulullah'tan rivayetler vardır. Büyük günah işlemedikçe diye ilave vardır. Başka bir hadiste de 2 Ramazan diye geçmektedir. Allah-u Teala bu ameller vesilesiyle günahlarımızın dökülmesini nasip etsin. Son olarak son maddem bitireceğim inşallah. 3. başlık, namaz birçok faziletin ve sevabın kapısını açan ibadetlerdendir. Bakın Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Burası inşallah bizim için son kısım olacaktır. Ne olur bu hadisi biraz daha güçlü bir şekilde dinlemeye gayret gösterelim. Hadis Tirmizi'de geçiyor. Bir benzeri Ebu Davud'da geçiyor. Resulullah diyor ki kim sabah namazını cemaatle kılarsa, Ebu Davud'da geçen hadiste cemaat ifadesi yok. Kim sabah namazını kılarsa diye geçiyor. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa, sonra güneş doğuncaya kadar oturup yani namazgahı terk etmezse, bu ister iş yerinizde kılın, ister evinizde, ister yolda, ister mescitte, hiç fark etmiyor. Mekan önemli değil. Güneş doğuncaya kadar oturup o namazgahı terk etmeyip Allah'ı zikrederse, Ebu Davud'daki geçen hadiste dünyalık bir şey konuşmazsa, yani malayan işlerle uğraşmazsa, WhatsApp'ıyla, Twitter'ıyla, Facebook'una dalmazsa, sonra da güneş doğduktan sonra 2 rekat namaz kılarsa, ne namazı bu kardeşler? Kuşluk namazı. Peki ona verilecek mükafat ne bilen var mı kardeşler? Sayıyorum. Sabah namazını cemaatle kılarsa, namazgahı terk etmeyip güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederse ve bununla beraber güneş doğduktan sonra 2 rekat namaz kılarsa diyor, parantez içine koyuyoruz, kuşluk namazı diyoruz. Bunu da yaparsa Allah-u Teala ona ne veriyor biliyor musunuz? Allahu Ekber, la havle ve la kuvvete illa billah. Hac ve umre yapmış gibi diyor, sevap verir diyor. Sonra Enes bin Malik ekledi. Aynen hadisteki ifade şöyle geçiyor. Noksansız diye 3 defa Peygamber aleyhisselam bu sözleri tekrarlıyor. Yani bir kişi Resulullah aleyhisselamın dediklerini yaparsa kardeşlerim, noksansız, tas tamam hac ve umre ecri almıştır. Allahu Ekber. Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Ne olur kalbinize hac ve umre ibadetini yapmak için büyük bir niyeti ve gayreti sokun. Çünkü Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve 3. mescit olarak Mescid-i Aksa etrafı mübarek kılınmış olan beldelerdir. Çünkü Mescid-i Haram'ın içerisinde alemlerin Rabbi olan Allah'ın methettiği, yaya ve binekli bir şekilde gelmemize davet ettiği bir Kabe bulunmaktadır. Oranın bir adı Ali İmran suresi 96. ayetinde Bekke'dir. Mekke değil, Bekke'dir. Bekke insanları bir araya toplayan, bir araya getiren anlamındadır kardeşlerim. Ne olur böyle bir hırsı, gitme niyetini ve gayretini kalbinize sokun. Ve bunun için gayret gösterin. Çünkü buralar salihlerin diyarıdır. Çünkü buralar abidlerin, muttakilerin ruhlarının birleştiği yerin adıdır kardeşler. Burada ümmet bir araya gelmektedir. Siyahıyla, beyazıyla, çekik gözlüsüyle bir araya gelmektedir. Ve vallahi de ne olur kalbinize şunu koyun. O beldeler başta Mescid-i Haram olmak üzere. Allah'a hamdolsun ki orası başkent değil. Allah'a hamdolsun ki Amerika'nın uşakları Riyad denilen 500 kilometrelik bir uzaklığa başkentini yapmışlar. Bütün pisliklerini orada kusmaktadırlar. Allah'a hamdolsun Mescid-i Haram'a bir şey bulaştıramamışlar. İkincisi Mescid-i Nebevi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi terk edip yerleştiği, ikamet ettiği, evi bildiği bir yer.
Ne olur size şunu söylüyorum kardeşlerim. Ne olur mümin erkek ve mümin kadınlar oraya gitmek için yer arasınlar. Guta'ya yardım edeceğiz, bir taraftan umre ve hac için çaba sarf edeceğiz. Somali'ye yardım edeceğiz, bir taraftan mümin erkek ve mümin kadınların o ruhlarının birleştiği o kutsal beldelere gitmek için çabalayacağız. Niye biliyor musunuz? Niye söyleyeyim mi? Tam Kabe'nin karşısında giden kardeşler görmüştür. Tam Kabe'nin karşısında o pis Hristiyanlar Mescid-i Haram'dan çok daha uzun büyük mabet yapmışlardır. Kapitalist bir mabet yapmışlardır. Ne? Zemzem Tower dedikleri büyük bir oteller yapmışlardır. Bir otel yok. Yüzlerce oteli inşa etmişler. Oraya saat kulesini koymuşlar. Allah lafzının üzerine de kralın odasını koymuşlardır. Ebrehe'nin yapamadığını bugünkü alçak Hristiyan torunları yaptılar. Kabe'nin tam karşısına. Mümin erkek ve mümin kadınları orada görmek için. Kabe'den daha yüceyiz. Kabe'nin Rabbinden, ev sahibinden daha yüceyiz demek için o binayı inşa etmişler. Ve mümin erkek ve mümin kadından oraya gelmelerini istemiyor. Gelseler de ruhsuz, şuursuz bir şekilde oraya gelmelerini istiyor. Geleceğiz. Oraları dolduracağız. Oralarda beraber olacağız. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyeceğiz. Amerika'ya küfredeceğiz. İsrail'e beddua edeceğiz. Suriye'yi bu hale getirenleri kınayacağız. Mümin erkeklerle el tutacağız. Barışacağız. Tanışacağız. Kardeş olduğumuzu, tek ümmet olduğumuzu ispat edeceğiz. Ümmetin uyanması için oraları vesile kılacağız. Oraların kongre olması için. Arakanlının, Somalilinin, Sudanlının, Balkanlardan gelen Müslümanların, Kafkaslardan akan müminlerin orada kongreler yapması için Allah'a dua edeceğiz. Müslümanlar orada birleşecek. İslam ordusu bir araya gelecek. Yahudilerin elinden tekrar alınacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. Kıyamete yakın Yahudiler 70 grup olup etrafı diyor sularla çevrili olan şehri alacaklar. Neresi orası? Muhaddisler demişler ki İstanbul. İnlerimize kadar girecekler. Evlerimize kadar girecekler. Sokaklarımıza kadar girecekler. Biz şuursuz olmaya devam ettiğimiz müddetçe, namazımızda gayri ahlaki durduğumuz müddetçe, namazla dirilmediğimiz müddetçe, umrede ve haçta kıyama kalkmadığımız müddetçe, evlerimizin içine, bahçelerimize, mescitlerimize, sokaklarımıza gelecekler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Medine'de İslam ordusu hazırlanacak. Kudüs'te Mescid-i Aksa'da sabah namazını kılacaklar. Sonra Yahudilere karşı çarpışacaklar. Sonra Deccal'i öldürecekler. Ondan sonra dikkat edin kardeşlerim, İstanbul'a kadar müminler gelecekler. İstanbul'a kadar. Hadiste aynı öyle geçiyor Ebu Davud'da. Guta denilen, bugün vurulan, her zaman konuşuyoruz. Halen vurulmaya devam edilen. Bir bayanın ifadesiyle bize bomba atmasınlar, zaten açlıktan öleceğiz denilen Guta'ya şu an her geçen gün tonlarca bomba düşmektedir. Sebebi ne? İslam ordusu orada karargah kuracak. Ne derseniz deyin. Aziz Allah'tır. Hakimiyet Allah'ın elindedir. Amerika'nın kağıdında, defterinde değil. İsrail'in kaleminde hakimiyet değil. Trump denilen kafirin, zalimin dudakları arasında değil. Hakimiyet sahibi Allah'tır. Cabbar Allah'tır. Kahhar Allah'tır. Aziz Allah'tır. Zuntikam sahibi Allah'tır. Allah müminleri Guta'ya yürütecek. Kardeşim yürütecek. Bugün mü yürütür, yarın mı yürütür ben bilmem. Ama yürüyecekler. Nereden? Mescid-i Nebevi'den doğru. Medine'den doğru. Mekke'den doğru yürüyecekler. Aynen hadisin ifadesiyle artık orada vahşi hayvanlardan başka hiçbir şey kalmayacak. Çünkü kutsal beldelerde, Kabe'nin etrafında, Mescid-i Nebevi'de vahşi hayvanlardan hiçbir şey kalmayacak. Tek onlar olacaklar. Müminler bu taraflara akacaklar. Ya da kıyametin tamamen kopuşunun bir göstergesidir. O yüzden aziz dostum, küfür bizi beraber görmek istemiyor. Bir olmamızı istemiyor. Dağınık bir şekilde yaşamamızı istiyor. Bencil olmamızı istiyor. Kapital dünyanın çarkları arasında erimemizi istiyor. Arabıyla, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Ermenisiyle mümin kalplerin bir arada olmasına tahammül edemiyor. Edemeyecek. Ama biz de bundan asla geri durmayacağız. Beraber olacağız. En büyük silahımız birlik ve beraberliğimizdir. Bizim bundan başka gücümüz yok maddi olarak.
Zaten bizim en büyük dayanağımız da kainatın tek sahibi olan Allah'tır. O yüzden ne olur kalbinizi oraya gitmeyi koyun. Kalbinizin rikak sahibi olması, kalbinizin yumuşaması adına bunu yapın. Sözlerimi çok uzattığımın da farkındayım. Hakkınızı ne olur bana helal edin. Küfrün inadına, özellikle o Hristiyan aleminin inadına, İsrail oğullarının, o Yahudi uşaklarının inadına, mümin erkek ve mümin kadınlar o mekanları boş bırakmayacaklar. Orası bizim birliğimizin ve galibiyetimizin teminatıdır inşallah. Peki biz oraya gidemiyorsak, kardeşimiz fakirse, kardeşimiz sakatsa, bakın orada gittiğimizde bir kardeşimiz şunu anlattı. Çok fakir bir gençten bahsetti. Pazarda limon satarak, dikkat edin, pazarda limon satarak biriktirdiği harçlıklarla yıllar sonra umreye giden bir genç. Yok mu kardeşim bizim buna gücümüz? 10 yıl içerisinde paralarımızı biriktirerek umre için bir gayretin içine giremez miyiz? Peki diyeceksin ki sakatım, özürlüyüm. Vallahi benim iki gözüm, iki ayağı olmayan, yürüyemeyen, ellerini tutamayan insanların Kabe'nin etrafında vallahi billahi de siyahi iki insanın sürüne sürüne, bakın sürüne sürüne, çünkü tekerlekli sandalye oraya giremiyor. Tavaf edilen yerlerde sürünerek tavaf yaptığına vallahi şahit oldum. Sürünüyordu resmen. Eğer yine de gücün yetmiyorsa, benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem bunun metodunu öğretiyor. Sabah namazını diyor cemaatle kıl. Asla terk etme. Biz zaten yatağa mahkum olduk. Bırakın kafirlerin vuracağı prangaları. Sabah namazını cemaatle kıl. Namazgahını terk etme. Güneş aydınlanana kadar Allah'ı zikret. Arkasından duha namazı kıl. Kuşluk namazı kıl. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ona tas tamam. Tas tamam, eksiksiz. Hac ve umre sevabı verecektir. Rabbim idrak etmeyi bizlere nasip etsin. Üçüncü maddeyle ilgili son hadis. İnşallah burada bitiriyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hadisi rivayet eden Ümmü Habibe radıyallahu anha. Kim farzların dışında her gün. Burada istikrar önemli. Kim farzların dışında her gün. Allah'ın rızası için. 12 rekat nafile namaz kılarsa. Allah onun için cennette bir ev yapar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis Müslim'de geçmektedir. Peki bu 12 rekat namaz neyin nesi? Muhaddisler demişler ki bu 12 rekat namaz sabah namazının farzından önce kılınan 2 rekat sünnet. Öğle namazın farzından önce kılınan 4 rekat oldu 6. Öğle namazın farzından sonra kılınan 2 rekat oldu 8. Akşam namazından sonra kılınan 2 rekat etti 10. Yatsı namazından sonra, farzından sonra kılınan 2 rekat sünnet, toplam 12 rekat nafile o sünneti kılarsa Allah ona cennette bir ev yapacaktır. Zaten amel ettiğiniz şey, yaptığınız şey, gayret ettiğiniz şey. Peki ikindi namazı yok mu? Ben fıkhi bir ihtilafa girmeyeceğim. İkindi namazı gayrimüekked midir, müekked midir, sünnet, onu tartışmayacağım. Ama ben peygamberimden bir söz duydum. Kim ikindi namazının farzından önce 4 rekat sünnet namaz kılarsa, nafile namaz kılarsa Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Allah mümin erkek ve mümin kadınlara rahmet etsin. Namazlarını şuurlu bir şekilde ikame etmelerini, dosdoğru namaz kılmalarını hem kör nefsime hem Müslümanlara nasip etsin. Şu an yeryüzünde mustazaf duruma düşürülmüş, tam dibimizde bulunan Doğu Guta'dan Afrika'nın ormanlarına kadar, Balkanlardan Kafkaslara kadar ne kadar mazlum mümin erkek ve mümin kadın, çocuk, yaşlı, ihtiyar varsa Rabbim onlara en kısa zamanda zaferler nasip etsin. Yardımını onlardan esirgemesin. Onlara yardım eden, onlara dua eden, onlara el açan, onlarla beraber olduğunu dillendiren bütün mümin erkek ve mümin kadınları da bağışlasın. Allah-u Teala gününüzü, gecenizi, haftanızı, ayınızı ve yılınızı mübarek eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Ma salavat.